Mutfak Dilinden herkese merhabalar. Bugün bilinir bir tarif yapacağız. Ama son zamanlarda çıkan farklı lezzetlerle biraz unutulmuş bir tarif. Namı diğer yoğurt tatlısı. Bana göre her zaman lezzetlidir ve her zaman da yaparım. Çok da güzel oluyor. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce şerbetini hazırlayacağız. Şerbet soğuk, tatlımız sıcak olacak şekilde. O yüzden şerbetini önceden hazırlayıp soğumaya bırakacağız. Tenceremize 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su, soğuk suyu ekleyip güzelce bir kaynatacağız. Şerbetimizi bu şekilde yaklaşık 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Ocaktan almadan önce yaklaşık 1 tatlı kaşığı limon suyu sıkıyoruz şerbetin şekerlenmemesi için. Şimdi hemen hamurunu yapmaya geçelim. 3 adet yumurta, oda sıcaklığındaki yumurta ve 1 su bardağı, 200 ml su bardağı şekeri ekleyip güzelce bir çırpıyoruz. Yumurtanın sarılığı gidinceye kadar, yani böyle bir beyaza dönük bir renk alıncaya kadar çırpıyoruz. Arkasından 1 su bardağı yoğurt, yine 200 ml su bardağı kullandım ve 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpıyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz. Arkasından hemen 1 su bardağı dolusu Hindistan cevizi. İsterseniz 1 su bardağı çekilmiş ceviz de kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı irmik. İrmik Azerbaycan dilinde manna oluyor. Bunu çok soran olmuştu. İrmiğin hangi malzeme oluyor Azerbaycan mutfağında? Manna oluyor. Bunu da hemen belirteyim. Biraz hafif böyle bir karıştırdıktan sonra spatula yardımıyla daha sonra unu ilave ediyorum. 1 su bardağı un, yine 200 mililik su bardağıyla. Bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı karbonat. Azerbaycan mutfağında çay kaşığı olarak büyük biraz tatlı kaşığı oluyor çay kaşığı. O yüzden Azerbaycanlı arkadaşlar kullanırsa çay kaşığının yarısı kadar, Azerbaycan çay kaşığının yarısı kadar karbonat ekleyebilirler. İlk önce spatula ile biraz karıştırıyoruz. Daha sonra mikserle güzelce bir çırpıyoruz karışımı. Kullanacağımız fırın kabını biraz sıvı yağla yağlıyoruz. Ben 24 santimlik yuvarlak kalıp borcam kullandım. Siz isterseniz dikdörtgen borcam veya dikdörtgen kek kalıbı kullanabilirsiniz. Karışımı ilave ediyoruz. Her tarafına eşit şekilde yayıyoruz. Ve önceden ısınmış 180 derece. Amerika'daki yaşayan arkadaşlar için fırın derecesi 350 Fahrenheit. Üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Tatlımızın keki güzelce kabardı, kızardı ve fırından alıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bekleyeceğiz sıcaklığı çıksın, ilk sıcaklığı. Daha sonra şerbetini ilave edeceğiz. Şerbetini ilave etmeden önce bir kürdan, bir çatal veya bir ince uçlu bir bıçak yardımıyla üzerinde delikler oluşturuyoruz. Şerbetini döktüğümüz zaman iyice çekmesi için bu önemli. Daha sonra şerbetini bir kaşık yardımıyla veya bir küçük bir kepçe yardımıyla her tarafına eşit şekilde döküyoruz. Tatlımızın şerbetini çekmesi için 1 saat oda sıcaklığında ve 1 saat buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra afiyetle yenmeye hazır hale geliyor. İşte şerbetini çekti. Şimdi hemen kıvamını kontrol edelim. Gayet güzel ve lezzetli. Bunu servis yaparken dondurma ve kaymakla servis yaparsanız daha da lezzetli olur. Siz de mutlaka deneyin. Gelin kanalıma abone olun. Başka klasik tariflerde buluşalım. Hoşça kalın.